Bugün 28 Şubat 2023. Pazarcık merkezli depremin 23. günü. Burası Hasan Koca Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hasan Koca Köy Evi. Hatırlarsınız, burada gönüllerin öncülüğünde HDP odalar, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, mahalle, köy ve yöre derneklerinin öncülüğünde bir yardım kampanyası yapılıyordu. Ve gelen yardımlar buradan köylere ulaştırılıyordu ama 15 Şubat'ta buraya bir kayyum atanmıştı. Ve daha sonra buradaki eşyalar olduğu gibi duruyordu. Ancak dün itibariyle bütün eşyalar buradan kamyonlara, pikaplara, araçlara yüklendi ve götürüldü. Burada gönüllülerin çevreden topladığı çadırlar vardı. Hani eşyalar zarar görmesin diye bu büyük çadır gibi. O çadırlar da dahi götürülmüş. Yani burada herhangi bir dağıtım yapılmadı tabii. Bu sözünü ettiğim bebek mamaları, sobalar, battaniyeler son güne kadar da düne kadar da hepsi buralardaydı. Ve dün itibariyle hepsini alıp götürdüler. Burayı böyle boşalttılar. Burası Hasan Koca Köy Evi. Hasan Koca Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Sular duruyor tabii, bu suları bir kısmını götürmemişler. Buralar hatırlarsınız, yani malzeme doluydu. Bu bahçenin tamamı hem kuru gıda hem giyecek, yiyecek, çocuk bezi, çocuk mamaları, hijyen malzemeleri. Ancak hepsi yüklendi ve götürülmüş. Yani buradaki köylülerle tabii konuştuk. Kendileri neredeyse bir yağma anlayışıyla, kültürüyle yaklaşıldığını, birçok eşyanın yükleme sırasında dahi zarar gördüğünü söylüyorlar. Evet, burasını zaten daha önce doluyken görmüştünüz, göstermiştik. Buralar tamamen boşaltıldı. 15 Şubat'ta kayın buraya atandığında ben buradan bütün köylere yardım ulaştıracağım. Buraya bütün ekiplerimi yığacağım. Aralıksız gelen kamyonları indirip yükleyecekler demişti. Ancak burada bir kamyon ertesi gün geldiğimizde sadece iki kişinin o kamyonu indirdiğine tanık olmuştuk. Koordinatörün de, AFAD koordinatörünün de aracının içerisinde beklediğine tanık olmuştuk. Yani burada herhangi bir yardım faaliyeti daha sonrasından, 15 Şubat sonrası sadece bir kamyon gelmişti. O da AFAD'dan getirilmişti. Onun dışında herhangi bir yardım akışı olmamıştı. Ancak var olan bütün yardımlar, yani buraya ulaştırılan ülkenin dört bir yanından, yine Avrupa'daki yurttaşların gönderdiği yardımlar dün itibariyle kamyonlara yüklendi ve buradan götürüldü. Evet. Burayı da tamamen boşaltmışlar. Böyle Hasan Koca Köy Evi'nde durum. Böyle son durum. İçeriği de göstereceğim sizlere. Burada günlerce, yani 8-9 gün boyunca, depremin ilk gününden ayın 15'ine kadar gönüllüler işte bu salonda yatıyorlardı. Hepsi o yataklar yerlere seriyordu. Şimdi kanepeler getirilmiş.
buranın tamamında insanlar iç içe yere serdikleri battaniyelerle yatıyorlardı. Merhaba. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin. Evet, burası da gönüllerin kullandığı mutfaktı. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum abla. Ama artık tabii boş out oldu burası. Ve buraya yerleşen asker ve AFAD'ın ekipleri, kayımlar da tamamen çekildi buradan. Günlerce gönüllüler, dört bir yandan gelen gönüllüler buradan, Hasan Koca köy evindeki bu noktadan onlarca köye yardım ulaştırmıştı. Merhaba. Merhaba. Nasılsın amca? Gel, gel amca gel. Biliyorum iyi değilsiniz, biliyorum. Aleyküm selam. Evet. Burada köy evinde tabi gönüllüler varken birçok aile de kalıyordu ama şimdi sadece evet Mehmet amca kaldı. Onun dışında da kimse kalmadı burada. Çöp kaldı, çöp de çöp kaldı. Her şeyi dün götürdüler değil mi? Dün evvelki gün başladılar, bitirdiler. Evet. Yani buradan güya... Daha ilk... bu geçen akşam askerler burada çekildi gitti. Başka bölgeye gitti. Buraya gitti. Bir çadır da kalmış, onu da kaldırırlar. Evet. Artık ne yapacaklar? Burada da insan da yok. Yani 3-5 kişi burada bununla... Bunlar kimi ailelerine dışarıya çıktılar, kimisi yurt dışına gitti, kimisi işte köyüne gitti, evet. Dağıldılar yani. Burada bir topluluğu yok burada fazla. Evet, Hasan Koca köy evinde durum böyle. Burada günlerce gönüllüler gece gündüz gelen yardımları halka ulaştırmak için çabalıyordu, uğraşıyordu. Ama kayım atanmıştı buraya. Ve ayın 15'inden 28'ine yani 13 gün boyunca burada kaldılar ve 13 günün sonunda bütün yardım malzemeleri, yurttaşların, gönüllülerin buraya ulaştırdığı yardım malzemelerini kamyonlara yükleyip götürdüler ve burası böyle kaldı. Zaten herhangi bir şey de dağıtılmıyordu buradan. Evet. Depremin 23. günü 28 Şubat 2023. Hasan Koca köy evi. Öyle. Köy evinin kapısı da sökülmüş. Büyük ihtimalle araçların giriş çıkışları sırasında zarar görmüştür. O yüzden kapı da sökülmüş.